biri birinin ortağı oldu, biri birine şey yaptı. Gereksiz. Sen seversin insanları yükseltmeyi. Bırak konuşma o zaman. Doğru. Ben yükselttim. Artık çok geç. Yükseldiler. Yani. Başın gözün. Ne haber Rabiş? Arjantin tangosu. Rabia nasıl oldun? İyi olmaya çalışıyorum ya. Ayrılık sendromu. İyi görünüyorsun kırmızı elbise, kırmızı ruj. Ya. Ayrılık sana yaramış. Ki bak işte sen hep bu yüzden kaybediyorsun. Ayrılınca yapıyorsun bunları. Sen yok ben normalde de güzel giyinen bir kadındım. Ben Gökhan'la beraberken de güzel giyiniyordum. Şaka yapıyorum hayatım. Şu an hani diğer küstüklerim gibi değil. Bu tamamen bir ayrılık. Moralin düzelsin diye makara yapıyorum ama kötü. Tam da final öncesi ya. Tam da final öncesi. Allah yardımcınız olsun. Yani İnşallah. Bilmiyorum bu ev nasıl geçecek benim için. Abi ama çok zor ya. Bu evet. Evde ilişki yaşamak, herkesin göz önünde yaşamak o kadar zor ki. Düşünsene adın anıldığında bile 80 yaşına da gelse adının anılacağı bir adam var. Bir de ben ya evet, ve yani hep hayatında şey olacak. Düşünsene bundan sonra bir ilişkisi olduğunu düşün. Bak ilişki yaşamak da çok güzel. Atıyorum Ahmet adında bir ilişkisi olacak ileride. Daha gencecik kız illaki evlenecekti. Ahmet adındaki kişi demeyecek mi? Aa bak sen Gökhan'la bunu yaşamışsın tabii. Benim bu yaptığımı beğenmez. Ya ben ya da yani atıyorum sen Gökhan'la şunu yaşamışsın. Tabii bana öyle davranmadın. Bak ona öyle davran. Hayatı boyunca hep önümüze gelecek bir şey aslında bu evde yaşadığımız ilişki. Sen de yaşadın. Sen flört etmediğin halde sadece adın anıldığı halde bunu yaşadık bu evde yani. Tabii bak bunu söylüyorum. Bu evde aslında hepimiz ya o kadar çok zor bir şeyler yapıyoruz ki bu bizim ilerideki hayatımızda hep önümüze gelecek şeyler. Yani ben Didem'le çok samimi değilim. Rabia'yla çok samimi değilim. Aycan'la çok samimi değilim. Onlar ama bile bazı şeylerin farkında. Bu eve gelince hani Berker dedin, Kaan'ı beğendiğini söyledin. Ben samimi sonra değilim. Sonra hani ben dedim ki hani emin değil. Çünkü bir evde hemen bu kadar çok duygu besleyemez insan sonuçta. Hani ben de benim fikrim, ben böyle düşündüm. Yani yanlış bak yanlış yaptığın şeyler var ki ben dün yüzüne söyledim. Burada birbirimize bile girdik. Teşekkür ama ederim. O evet. Farkında. Senin duygularının yoğunluğunu öğrenince bu konunun üzerini kapatması gerektiğini de söyledi zaten. Kesin. Selam da vermem ben hiçbir şekilde yani. Kesinlikle. Yok selam vermeme gibi bir durum yok. Yok. Biz çok zaten şu an ben bir yaparsam oluyor yok. Öykü. Ama kesin beni yanlış anladın. Yani ben bunu kötü niyetle veyahut da senin önünü kesmek için böyle bir şey yapmadım. Bunu bil yani. Kesinlikle. Bir şey de diyeceğim. Hadi çok sıkıldım. Şey yapalım. İnsanları 3 kelimeyle özetleyelim. Ya da bence birini yani kızlar arasında eleme yaparsak birbirimiz hakkında ne söyleriz de eleriz. Onu yok daha ya, önce erkekler yaptı. İstemiyorum. Mesela erkekler evinden sırayla gidelim. 3 kelimeyle özetleyelim. Nasıl? Bir daha söyle. Hani mesela zeki, çalışkanlık. Ney? Ego, kibir, bilmişlik. Mesela Didem'e göre de farklı bir şey. Yapalım mı bunu? Ha, kim kimi yapacak peki? Şimdi. Değerlendirmeyi. Kızları da yapabiliriz, erkekleri de yapabiliriz. Bana fark etmez. Yani herkes sırayla diğerlerini mi yapacak? Atıyorum Sibel buradan başlayıp böyle herkese mi 3 kelime söyleyecek? Yok. Mesela nasıl ortaya yapacağız? Bir isim koyacağız. Aycan'ın fikri ancak bu kadar oluyor. Ortaya bir isim koyacağız. Mesela Kaan. Mantık. Olgun. Hani diyor ya mantıklı bir kadın isterim. Olgun bir kadın isterim. Sonra ne diyor? Saygı duyarım. Mesela Adnan. Saygı dediği 3 şeyi acaba Adnan kendi yapıyor mu bu adam? Yapmıyor. Sadece yani en çok kullandığı 3 kelime bu mu mesela olmalı? Mesela Adnan komik, aşık. Eğlenceli. Komik aynen. Komik aynen. Öyle. Sen yeter ki sen kısmetse olur.